Osmanlı Ocakları tarafından 20 yanvar yekşembe Xitay konsul aldıda ahbarat ilan kılış namayış ötküzüp, Şarkı Türkistan'daki atalmış terbileş merkezine takaşını, Xitay komünistlerinin Müslüman Türk kayrındaşlığa boğan zulümünü toktışın talep kılış şu artı oludu. Osmanlı Ocakları Ak Parti'ye karışlık partiye bulup, bu teşkilatın bu faaliyetini teşkili geligi, hakimiyet beşideki partiyanın mı Şarkı Türkistan devasıgı köngül bölgeligini köstü berdi. Şunun bilen bir vakitte, yeniden kurulgan Mahmud Kaşgari terbileş cemiyetinin reisi Yusuf Baltacı, Şarkı Türkistan'daki zulümünü ve bunun kin bu zulümünün Orta Asya'dan ötüp, hatta Türkiye'ye mi geliş ihtimali yıkılığını nait tesirlik eskertip öttü. Kardeşlerimiz sustu, buna sıra geldi. Biz yani susarsak buradaki Türk kardeşlerimize geleceğini biliyor muyuz? Uygur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun Layihası 18 yanvar Amerika Kengash Palatasının nüfuzluk azası Marki Rubio ve Avam Palatasının nüfuzluk azası Christopher Smith Katarlık vekiller tarafından birli vakitte tanıştırıldı. Kanun layihası da Amerika Prezidentinin Xitay hükümetinin Türk tilli Müslümanlarga yürgizivatgan depsendichilik siyasetlerini ayıplashga hem de Xitay reisi Xi Jinpingni qayta tarbiyalash lagerlarini derhal taqashga chaqirishga da'vat qilindi. Lahiyada Amerika hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komissari ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Münasifetlik Dokular Tayarlı Koçularının Uygur Diyarı'da bulup mu atılmış kayıtı terbirleş lagırları'da ciddi ve çeklimsiz halde tekşürüş ilip bir işki kartılığan çakırıklarını kollaydıgan bir strategiye tüzüp çıkışkı davet kılınan. Lahiyada yani Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı vekillerine Birleşken Devletler Teşkilatı'daki ovoz berish huquqidan foydalanib, Xitoydagi Türk tilli musulmonlarga qartilgan keng ko'lamli tutqun, tan jazosi va majburiy emgak qilmishlarini ayiblashga yo'l yo'riq berishga chaqirgan. Uningdan boshqa bu qonun loyihasida Sharq Turkiston va boshqa rayonlardagi kishilik huquq tapsandichiligiga bevosita chetildigan Xitoy hukumatı va partiya ichidagi amaldorlar ham Uyg'ur Abnum rayonining partiya sekretari Chin Chango qatorliklarga jazo tadbiri qo'llanishga chaqirgan. Kanunun ilgirki nuskısına her iki palatadın cemi 25 vekil imza koygan bolsa, bu nöbetlik yeni nuskığa cemi 31 vekil imza koygan. Amerika Taşkı Siyaset Kengişi'nin tetkikatçısı Laurenis Kass, 17 yanvar makale ilan kılıp, Amerika'daki Xilgiz'de Xitay'nın 1 milyondak Uyghurlarını kayıt terbileş lagerlerine kamışı ve ulanı korulışının dünya için yaman bir işaret hikayeliğini agaklandırdı. Onun ilgir sürüşçe, Xitay'nın Uyghurlarını bastırışı onun işki meselesi de görünsü mü, lakin onun bu erkeği çigra işçi bilen çekilinip kalmaydıken. Xilgiz'de Amerika Devlet Meclisi'de takıtıldığın gezitlerinden biri. Abdur'un makalda kayıt kılışçı, Xitay'nın Uyghurlarını devlet içi ve sırtı da rejimsizlik bilen bastırışı, Xitay halkı üçünlü emez, her bir diplomatik iqtisadi cihetlerde devamlılık zorayıvatkan, bu zoravan kişinin dünya üçün mü bir töyleydiğen bedelinin bağlığını köstedikken. Abdur Amerika'nın ittifaktaşlarına sual koyup, ulanın yıraklaşış, Suudi kilişimlerini bika kılış, erkillikini algı sürüşünü red kılış, dünyada bir boşluk yaratkallığını, lakin Xitay'nın bu boşlukını toldırışkı tırışıvatkallığını tekitleyen. Onun ilgir sürüşçe, dünyada Xitay'nın təsirinin küçüyüşü ve Amerika'nın təsirinin acizleşişi, erkilik ve demokratiyanı teximi zor xavuki duçer kılıdıkken. O makalının akırda agaklandırıp, gerçi biz Uyghurlarını Xitay'nın işki işi edip karıgan təqdirdi mi, lekin Pakistan ve Amerika'daki Uyghurlarına ayan boğun edek, Beycan'ın işki karakteri onun çigirisini alıp ötmekte. Çünkü Kudde Sovet öktüçisi Andrei Sakharov etkandek, öz halkının hukuku hürmet kımıgan bir devlet, koşullarının hukuku hürmet kımaydı degen. ...18 yanvar Alaqı Tori Erkinlik günü bulup, Uyghur, Tibet, Hanzo ve Kişilik Hukuk Teşkilatlarından terkip tapkan İttifak Teşkili birleşip, Google şirketinin London baş iştavi ve Hindistan baş iştavi aldı da, Google şirketinin talaş tartış payda kalan Yağnağış layihasının vazgeçişini, şundakla Xitay hükümetinin mühim uçurunu süzüleş, izdeş esvabını tetkik kılışını, red kılışını talep kılıp, paydını kımmet karışının aldığı koyması gerek, Xitay hükümetinin zincir bilen halkını bağlışıga yardım vermesi gerek Katarlık temelada, Lozun kılanı kötürüp, karşılık namayışı ötküzdü. Ötken bir yılda Google şirketi Yağnağış namlık izdeş esvabını tetkik kılan bulup, Xitay hükümetinin hazırlıkı kontrollük teşhiri siyasetliği maskildiğen bulup, yaktırmadan uçurlarını abdumatik çekliyeleydiken.
Mutaxassislarning qarishicha, mazkur izdash sistemasining maqsadi Xitoy hokimiyatining keng tor ommasiga bo'lgan noroziligini kuchaytirib, xalqlarning bilishini xohlamagan uchurlarni yo'shirishgan.